Efendim herkese mutlu sabahlar, günaydınlar. Yeni bir haftanın ilk gününde yine beraberiz. Bu arada efendim 6. haftamız olmuş bu hafta. Yeni sezonun 6. haftası. Günler, haftalar birbirini kovalıyor. Çok hızlı bir şekilde geçiyor. Biz de size her gün çok kıymetli bir hocamızı misafir ederek burada tanıştırıyoruz, görüştürüyoruz. Sorularınızı cevaplar sağ olsunlar veriyorlar. Bugün de efendim yine çok kıymetli bir hocam var. Profesör Doktor Ömer Devecioğlu hocam. Kendisi İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Hematoloji Onkoloji uzmanı. Yani çocuk kan hastalıkları ve kanser hastalıkları uzmanı. Kendisiyle çocukların enfeksiyonlardan korunması ve bezeler hakkında, lenf bezeleri, lenf bezi tümörleri hakkında vaktimiz el verdiğince konuşmaya çalışacağız. Efendim bize canlı yayın sırasında ulaşmak isterseniz 0212 alan koduyla 454 5506 ve 454 5507 numaralarından ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda önce çocuğum.com web sitemizi her seferinde hatırlatıyorum. Facebook ve Twitter gibi sosyal medyalardan da bizi takip edebileceğiniz, oradan da sorularınızı sorabileceğinizi hatırlatıyorum ve hocamıza merhaba diyorum. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Görüşmeyeli koşturmacalarınız devam ediyor. Daha yakında evet. Londra'daymışsınız evet. diye duymuştum. Geçen hafta orada bir toplantıdaydık. Yine bizim konumuzla alakalı diye efendim biliyorum. Birazcık daha böyle hani enfeksiyonlara, hastalıklara eğilimi arttıran bazı özel hastalıklar var, nadir hastalıklar. Evet. Biraz o nadir hastalıklar ilgili görüşmeler yapmışsınız, evet, konferanslar dinlemişsiniz. Evet. Yararlı bir toplantı oldu. Çok güzel efendim. O zaman taze taze sizi ağırlamış olduk. Evet. Şimdi efendim çocuklarda bugün bağışıklık sistemi, enfeksiyonlardan korunma ile alakalı savunma sistemini konuşmak istiyoruz ve o sistemin hastalıklarından bahsetmek istiyoruz. Hangi belirtilerle bize karşımıza gelebileceği, anne babaların nelere dikkat etmesi gerektiğini konuşacağız. Ama isterseniz efendim çocuklarda bir bağışıklık sistemi, savunma sistemi nedir? İçeriği nelerden oluşur? Bunlardan isterseniz başlayalım efendim. Şimdi bağışıklık sistemini fark edebilmek için bağışıklık sistemi olmayan kişilerin başına gelenlere bakmak lazım. Bağışıklık sistemi yetersiz çocuklar dünyaya geldikleri ilk saatlerden itibaren enfeksiyonlara maruz kalıyorlar. Hatta gerek tedbirler alırsa yaşamı sürdüremiyorlar. Yani yaşayabilmemiz için bağışıklık sistemimiz mutlaka olması lazım. Ana rahmi en güvenli yer. Biz hep öyle söyleriz. 40 haftalık yolculuktan sonra yani burnunuzu dışarı uzattığınız andan itibaren bir enfeksiyonlar dünyasıyla karşı karşıya kalıyorsunuz. Tanımlayamayacak sayıda enfeksiyon ajanıyla karşı karşıyasınız. Bunlarla baş edelim. Mutlaka bağışıklık sisteminizin iyi olması lazım. İyi değilse sıkıntılar hemen ilk günden başlayabiliyor. Diğer efendim organlarımız gibi mesela iki böbreğimiz olmasa, hani karaciğerimiz olmasa nasıl yaşamak imkansız gibiyse de bağışıklık sistemimiz de çalışmasa evet. en basit bir enfeksiyondan derhal evet. hayatımızı kaybetme evet. ihtimalimiz var. Evet. Bağışıklık sistemimizin içeriğinde neler var efendim? Şimdi bir, nasıl bir sistem, çalışma sistemi? Bir defa asker gözüyle baksa inanılmaz bir ordu, bir savunma sistemi. Herkesin belli görevleri var. Özel görevi olan hücreler var, özel görevi olan maddeler var. Bunlar sayesinde bizler işte 90 yaşına kadar yaşayabiliyoruz. Ama bu sistemi yeterli olmayanlar yaşayamıyorlar. İki türlü tanımlayabiliriz sistem. Bir tanesi doğuştan var olanlar. Bir de sonradan geliştirilen özellikler var. Gibi sonradan geliştiren özellikler bazen yaşaya hani hastalığı enfeksiyonları geçire kazanıyoruz. Buna işte doğal bağışıklık diyoruz. Doğal bağışıklığın pasif hali diyoruz. Bir de kendimizin yaptığı aşılarla mesela eğittiğimiz hücreler var. Onlara da aktif bağışıklık diyoruz. Yani mikrop vücuda veriyoruz. Evet. O mikrobu tanıyor, ona karşı evet. silah geliştiriyor. Öğretiyoruz. Yani şeyle o ajanla karşılaştığı zaman nasıl savaşacağını öğretiyoruz. Bir de efendim ben onu söylemeden geçemeyeceğim. Anne sütü. Anne sütü muhteşem bir besin. Tabii, tabii. Hani bebeğimizin o kadar hassas olduğu, henüz daha bağışıklık sisteminin tam gelişmediği ama tabii ki belli bir sistemlerle doğuyoruz. Ama henüz daha sistemler çalışmaya tam maalesef belki başlamadı bir anda. Anne sütüyle onu dört dörtlük hale getiriyoruz. Tabii. Hem anne sütü hem de anneden geçen maddeler var. Belli süre vücutta devam eden maddeler var. Onlar sayesinde çocuk korunmaya başlıyor. Sonra yavaş yavaş kendi savunma sistemini geliştiriyor. Ve işte birey, erişkin bir birey olana kadar da bunu yapmak zorunda zaten. Bunu yapmazsa hastalanıyor. Tabii hastalıkların bazıları maalesef kötü de sonuçlanabiliyor bu sistemin. Belli oranda ölümle sonuçlanan eksiklikleri de var.
Doğuştan efendim bu sistem yetersiz olabildiği gibi birçok fonksiyonları yetersiz olabilir, tümüyle eksik olabilir. Bir de daha sonrasında da kazanılabilecek problemler de olabilir. Tabii, mesela AIDS hastalığı tabii, gibi. Tabii sonradan da bu bağışıklık sistemi çökebilir. Mesela çok basit bir şey örnek verecek olsak, bağışıklığımızın en önemli organlarının bir tanesi derimizdir. Yani sağlıklı bir deriye sahip olmak. Deriyi yakın, yanıklı hastaların çok ciddi bağışıklık sorunları var. Çünkü orada mikroplar çok rahat doğrudan vücuda girebiliyor. Yani o hiç düşünmediğimiz, belki acımızdan geçmeyen deri en önemli organlarımızdan bir tanesi. Ben bağışıklık sistemiyle alakalı, hani nasıl diğer sistemle alakalı gözle görünür organlarımız var. Bağışıklık sistemimiz de vücudumuzun her tarafında mevcut gibi. Her tarafında, her tarafında olmak zorunda hani, zaten. Tabii ki lokalize olduğu, belirgin olduğu noktalar var bezelerimiz gibi ama dediğiniz gibi her tarafında, deride de koruyucu hücreler var. Her tarafta olmak zorunda. Bir de giriş noktalarında daha çok var, konuşlanmış durumda. Vücudumuzun en çok giriş yapılan noktası ağzı ve burnudur. Evet. Birinden hava girer, diğerinden gıdalar girer. Bunlar son derece önemli. Bunların steril olması mümkün değil. Yani yaşadığımız evrende. Öyle olunca da orada da bağışıklık sistemin çok iyi konuşlanmış olması lazım. Mesela lenf sisteminin en iyi konuşlandığı baş boyun bölgesidir. Onun için o bölgeden çok hastalanırız. Ve o bölgede çok işte birazdan söz edeceğim. Bezeler, işte onlara ben vücudun karakolları diyorum. Karakollar vardır. Karakollar şişer mesela. Karakol neden şişiyor? Mahallede hırsızlık olayları artınca devlet tabii karakoldaki polis sayısını arttırıyor. Yani hücre sayısı artıyor. Hücre sayısı artınca beze de şişiyor tabii haliyle. Beze büyümesi. Bir büyüme şekli budur mesela beze. Hani genellikle farklı, hani daha ciddi bir olay olursa da, hani bir terör olayı gibi, o zaman da yine artış olur ama tabii. Bir diğer meseleler biraz daha fazla olur gibi oluyor. Yani enfeksiyon meseleleri, mücadele işi biraz daha fazla. Diğer bize ciddi hastalık diye kabul ettiğim, sizin esas uzmanlık alanınız olan kanser hastalıklarında da bezeler büyür ama onların tabii büyümeleri biraz daha farklı şekilde. Onlar farklı nedenle büyüyorlar. Bir de benzetme yapılacaksa, mesela bir sokağa geldiniz, evinize geliyor sokağa. Baktınız ki polis teşkilatı, polis arabaları varsa, polisler varsa belli ki bir olay vardır. O anlamda düşünmek lazım. Bezeler büyümüşse polisler gelmiş. Yani karakol genişlemiş, karakol sayısı artmış diye düşünmek. İnsanlar bir taraftan da vücudumuzun bu sisteminin iyi çalıştığını bir göstergesi olarak kabul edebilir miyiz? Tabii, tabii yani. Hiç olmadığını düşünürsek, böyle hastalıklar var, lenf sisteminin gelişmediği, onlar çok ağır enfeksiyonlar geçirip kısa sürede enfeksiyon bütün vücuda yayılıp sepsis dediğimiz olaya yol açabilir ve hasta kaybedilebilir yani. Ben peki bağışıklık sistemimiz dediğiniz gibi doğuştan veya sonrasında eksikliğine ait belirtiler, bulgular gösterebiliyor. Genel olarak hani bu bezelerde onlardan bir tanesidir diyeceksin muhtemelen. Hani ne tür belirtiler, sadece enfeksiyon olarak mı oluyor? Ne tür belirtiler veriyor? Hani aileler bağışıklık sistemimizin çocuğun çalışıp çalışmadığını, düzgün çalışıp çalışmadığını nasıl anlayabilirler veya? Uzayıp giden enfeksiyonlar. Mesela, geçmeyen enfeksiyon. Mesela bir ağızda pamukçuk olayı, hemen hemen bütün çocuklar pamukçuk geçiriyorlar. Çok kısa sürede onu geçirmesi lazım. Eğer uzayıp gidiyorsa. Ateş olayı mesela. Ateş, vücudun ürettiği bazı maddelerle vücut ısımızın yükselmesini ateş diyoruz. Uzun süren ateşler, yaralar, ağız içi veya makatta devam eden yaralar, terleme, aşırı terleme, gece terlemeleri bir işaret olabilir. Kilo kaybı. Bir de çocuklarda bir genel kural, çocuğun belli aylarda belli kiloları alması lazım. Bu kiloları alamıyorsa ya da almış olduğu kiloları kaybediyorsa, aşağı düşüyorsa, o zaman bunları bir enfeksiyon belirtisi olarak kabul edip bağışıklık sistemi yönüyle düşünmek lazım. Bir erişkinde efendim kilo kaybı, onda da tabii ki anlamı ifade ediyor ama çocuğun zaten sürekli yukarı gitmesi gerekirken yukarı, durması bile belki. Evet, veya çok az bir gerilim, durması bile bu şekilde yorumlanabilir. Bir de efendim o en meşhur bizim bezelerimiz, lenf bezelerimiz vücudumuzun her yerinde yaygın olarak mevcut ama bazı bölgeler efendim daha toplanmış halde oluyor değil mi, evet, efendim bu bezeler? Baş boyun bölgesinde çok yoğun. Baş boyun bölgesi çok. Ya yine koltuk altımızda. Koltuk altı, kasıklar, karın, göğsümüz dediğimiz iki akciğerin ortası, mediasten dediğimiz bölgede bezeler var. Hemen hemen her yerde var beze. Aileler bu bezeler konusunda hani sıklıkla mikroplara karşı vücudun savunma sisteminin bir göstergesi dedik, işte polisler dolmuş dedik o bölgeye. Vücut çalışıyor, ne kadar güzel, evet, diye söyledik ama evet, hani ne zaman bu bezeler bizi endişeye götürsün, ne zaman bezelerle ilgili tedirgin olmaya başlayalım, bir
doktora gidelim? Belli bölgeler var. Mesela burada bu köpücük kemiğinin hemen üstündeki o çukur. Evet, çukurda. O çukurda beze varsa süratle doktora gidilmesi lazım. Belli bir zaman içerisinde geçmiyorsa beze yahut da giderek büyüyorsa o zaman dikkatli olmak lazım. Beze ağrılıysa pek korkmuyoruz. Ağrılı. Ama ağrısız ve ağrısız bezeler de daha kanser açısından daha önemli, öyle diyelim. Bir de tabii giderek büyümesi, gerilememesi. Genelde şöyle deriz, 2 hafta içinde büyüyorsa, 4 hafta içinde hiç gerilememişse, 8 hafta içinde yoksa, kaybolmamışsa, 8 hafta aşağı 2 haftada yaklaşık 2 aylık bir süre, o zaman bunlar önemli bezelerdir. Hekime danışılması lazım. Çok defa da hekim bunlardan biyopsi yapmayı düşünür. Parça alıp değerlendirmesi. Tekrar söylüyorum, köpücük kemiğinin hemen üstündeki çukur, tıbbi tabirle supraklaviküler çukurda olduğu zaman dokunur dokunmaz hemen biyopsi yapılması lazım. Orada hemen hemen her zaman ciddi hastalık belirtisidir. Efendim büyüklüğünün bir özelliği tabii ki çok büyük olmaz ama mesela ne kadardan sonra aylar? Mesela kasıklardaki bezelerin 1-1,5 santime kadar olabileceği, hatta birçok kişinin de vardır. Çünkü ayaklarımız yere, toprağa yakın, kolay enfeksiyon kapan bölgeler, orada bezeler olabiliyor ama 2 santimin üzerindeki bezeler tabii. Genellikle genel baş olarak boyun bölgesinde 2 santimin üzerindeyse mutlaka hekim kontrolünde olması lazım. Her zaman ciddi hastalık belirtisi olabilir. Çocukların efendim enfeksiyonları özellikle kış aylarında çok üst üste geliyor. Yani biri biterken bazen biri başlıyor. Belki birçok izleyicimiz diyecekler ki evet gerçekten bizim de böyle oluyor. Kış geliyor gene. Kış geliyor. Şimdi öyle olunca da efendim o biraz önce bahsetmiş olduğunuz 2 haftadan daha fazla devam eden büyüme, 4 haftadan sonra bir gerileme olmuyorsa, 8 haftada da bitmiyorsa tamamen ama bu arada zaten çocuk da 15-20 gün geçtikten sonra bir daha başlayacak. Bu üst üste gelen enfeksiyonlarda sıfırdan almamak, tekrar enfeksiyonun başladığı andan itibaren mi bezeyi o 8 haftaları değerlendirmek gerekir? Şimdi zaten birçoğumuzda ve çocuklarda baş boyun bölge çene altında bezeler olabilir. Diş sağlığı ile ilgili ağız sağlığı, diş eti sağlığı çok defa çene altı bezelere yol açabiliyor. Boğaz enfeksiyonları gene bu boyun bölgesine dediğimiz bezeler yol açabiliyor. Boynumuzda bir kas vardır. Sternokleidomastoidoz kası. O kasın arkası daha kritik. Yani köprücük kemiği çukurundan sonra hangi bölge derseniz kasın arkası bölgeyi önemlidir derim. Biraz daha boynun geri tarafında boynun desek. Boynun geri tarafı, arka kısmı arka dememiz kısmında lazım. Şu çünkü arka, ön tarafında sıklıkla ön tarafında görüyoruz. Olabilir. Dedim ya ağızlı drene ettiği için bu bölge olabilir. Bir de kıvamı tabii önemli. Yani enfeksiyon, zaten 3 olasılık var bezede. Bir enfeksiyon ihtimali var. En sıklıklı da belki evet. Bunu bir otoimmün hastalıklar dediğimiz, kendi kendimizi vurduğumuz pozisyon. Üçüncüsü de kanser olasılığı. Bir bezede kanser ihtimali aşağı yukarı %10 civarındadır. Yani o kadar çok değil Allah'tan. %70 civarında, 60-70 oranında enfeksiyonlarla oluyor bunlar. %10-20 oranında otoimmün hastalıklarla olur. %10 civarında da kanser olasılığı var. Arka plandaki olasılık her zaman. Bir tek çukurda olduğu zaman ön plana geçer. Çünkü diğer pek beklenen bir bölge değil evet, normal. Diğer bölgelerde hep arka plandaki olasılıktır. İşte süreyle birazcık yorumluyoruz. Biraz muayene bulgularıyla işte yumuşak, sert, ağrılı, ağrısız diye yorumluyoruz. Bazı laboratuvar testleri var. Onlara dayanarak yorumlamaya çalışıyoruz. Tabii en sonunda da biyopsi kararı alıyoruz. Tabii biyopsi kararı ciddi bir karar. Hem beklenti açısından o sonuç çıkana kadar hem de bir küçük iz bırakacaktır. Önemli bir bölgemiz, baş boyun bölgemiz. Belki kız çocuklar için daha da önemli olabilir. İleride işte bir süs eşyası takma açısından, iz bırakmama açısından. Onun için kılı kırık yararaktan biyopsi kararı yani her alırız. Çocuktan da beze büyük tabii, diye direkt alınmıyor. Alınmaması lazım. Yapılması evet. Gereken daha basit, daha kolay yapılacak tetkikler. Yapılacak bir sürü tetkikler var. Yorumlayacak hem zamanla yorumlama hem de tetkiklerle yorumlama var. Tabii sonunda biyopsi kararı da olabilir. Efendim lenf bezinden köken alan tümörler özellikle aileleri evet. Tabii çok tedirgin ediyor. Acaba böyle bir şey midir diyor. Çocuklarda efendim bunlar lenfomalar özellikle Hodgkin lenfoması gibi bunlar sık rastlanan hastalıklar değil. Mı? Allah'tan değil. Çocuklarda en sık görülen
kanser türü lösemilerdir. %30'unu 40'ını lösemiler teşkil eder çocuklarda görülen kanserlerin. 1/10000 zaten şeyde olasılık, görülme olasılığı. Çok sık değil ama erken teşhis tabii önemli olduğu için önemi oradan geliyor. Yani bir an önce tanıya gitmek açısından erken tanınması. Çocukluk yaş grubunda yani lösemileri genellikle daha küçük çocuklarda gözleyebiliyoruz. Lenfomalar için, lenf bez tümörleri için biraz daha ileri biraz yaşlar. Biraz daha ileri yaşlar. Biraz tabii daha ileri yaşlar. 5-15 yaş arası denir. Özellikle Hodgkin lenfoması için o yaşlarda bir pik yapar. Bir pik de ileride 40 yaşından sonra yapıyor. Öyle bir özelliği var Hodgkin hastalığının. Tabii lenfomaların diğer türü Hodgkin dışı lenfomalar daha küçük yaşlarda olabilir. Biraz daha baş boyunun dışında da olabilir. Hodgkin genellikle %90 baş boyun bölgesinde oluyor. Diğerleri hem boyun hem göğüs medyası hem karında olabiliyor. Değişik yerlerde olabiliyorlar. Peki efendim sebepleriyle alakalı nasıl oluyor da sistemde nasıl bir hata oluyor da hani çok multifaktörel olduğunu biliyoruz ama birçok faktör var diye biliyoruz. Hani lenfoma oluşum konusunda ailelerin yapabileceği bir şeyler var mı koruyucu olarak? Yani korunmak için öyle bir şey yok. Öyle yani, bir şey. Çünkü çok değişik faktörlerle alakalı diye biliyoruz. Yani şunu yaparsanız böyle bir şey olmaz diye. Sadece burada anladığım kadarıyla efendim benim erken teşhis açısından yani bazı bulgulara dikkat edilmesi lazım. Ne kadar güzel bahsettiniz. Erken tanıya da erken belki tanı. Dikkatli olabiliriz ama korunma açısından yapacak bir şey yok. Yani peki çünkü efendim. Tedaviyle alakalı da yine o da bir insanların gönlüne su serpmek açısından zaten çok nadir, çok sık rastlanan bir durum değil ama tedaviyle alakalı da çok başarılı sonuçlar olduğunu biliyorum. Çok başarılı. Biliyorum. Özellikle çocuklar. Mesela Hodgkin hastalığının evre 1 ve 2'sinin %100 neredeyse. İnanılmaz bir şey. Genel lösemiler için %80 civarında. Evet. Tabii onların kendi aralarında sınıflamaları var. İyi prognozlu dediğimiz, kötü prognozlu dediğimiz türleri var ama korkmamak lazım. Çok ciddi rakamlara ulaşmış durumda tedavi oranları, sağ kalım oranları. Türkiye'mizde de bu konuda yetişmiş çok sayıda uzman, çok sayıda merkez var. Hiç korkmadan şüphelenildiği an hekime gidilerek bu merkezlerin uzmanlarına teslim olmakta hani yarar var. Biraz efendim tabii bir maraton koşusu gibi bir durum yalnız. Tabii uzun bir koşu tabii. Uzun bir koşu. Her zaman biz ilk gün onu söyleriz. Bir kurtuluş savaşına giriyoruz. Kurtuluş Savaşı'nı hatırlarsanız 3 yıl sürmüştür. Çok defa 3 yıl sürüyor. Lösemide özellikle 3 yıl. 3 yıl boyunca bir düşmanı yeneceğiz. Tek tek onun askerlerini işte öldüreceğiz. Sizi sağlığınıza kavuşturacağız ama sizden tek istediğimiz sabırlı olmanız. Sabırlı olmak lazım. Böyle kademe kademe adım adım hani tuğla örer gibi tek tek çıkaraktan sonunda sağlığa kavuşturuyoruz. Şu anda zaten 2000 yılından itibaren şu anda işte 21. yüzyıldayız. 2000 kişide biri yavaş yavaş bu rakam 1500'e 1000'e düşecek. Kanser sağ kalanı. Ne yani kadar güzel. Survivor dediğimiz meşhur hikaye sağ kalanı olacak. Gittikçe tedavi başarı şansı her geçen gün giderek yeni artıyor. İlaçlarla da giderek desteklenerek artıyor. Daha mükemmelleşiyor. Giderek artıyor. İnşallah yani sıfır daha doğrusu %100 başarıya İnşallah. Doğru gideceğiz. O yıllarda çok uzak değil. 2025 işte belki tamamen İnşallah. Yenilmiş olabilir kanser. İnşallah. Efendim bir sorumuz varmış hattımızda İsmail Bey. İsmail Bey sizi dinliyoruz. Buyurun efendim. İyi günler. İyi günler efendim. Buyurun. Hocam benim torunumun anadan doğma boynunda o iki sinir arasında bir yağ bezi çıktı. Onu da doktorlarımıza götürdük. Evet. Ameliyat edeyim dedi beyinci. Oradan ameliyat etti. Bir daha çıkmaz amca dedi. Ama çocuk 11 yaşında, şimdi 12 yaşında orta 1'e gidiyor. Bu sene gene çıktı buradan. Ne yapmamız gerekir hocam? Efendim, hocam anlatınca evet. Korktum. Anladım. Şimdi korkacak bir şey çok yok. Çok teşekkür ederiz efendim. Geçmiş olsun. Az önce bahsettiğimiz 3 grubun dışında bir de o bölgenin Doğuştan olan kalıntıları diyelim, kist gibi işte kalıntılar olabilir. Bunlar tekrarlayabilir. Ameliyat edildiğinde de genellikle bunlarda başarı %100'e yakındır. Hiç panik yapmadan tekrar ilgili uzmanlardan birine görünmekte yarar var. Beyin cerrahisinden ziyade bu bölgede çocuk hekimi ve çocuk cerrahı
belki ön planda olması lazım değerlendirme açısından. Panik yapmanıza hiç gerek yok. Çok zayıf bir olasılık da olsa bu kalıntıların ameliyatı nüksedebiliyor. Çok nadir. Çok nadir nüksedebiliyor. Bir ikinci ameliyat inşallah gerekmez ama gerekirse de korkmayın. Sonuç başarılı olur. Üzülmesinler. Peki. Efendim, bağışıklık sisteminin korunması için, yani bu savunma sistemimizi daha aktif hale getirmek için çok çeşitli öneriler oluyor. Hani evet. Basında da çıkıyor. Evet. Hani bunlardan çeşitli bitkileri, şunları yemek lazım, böyle yapmak lazım, evet, kuvvetlendirsin diye. Şimdi her bitkisel ilaç da acaba bağışıklık sistemine destek verir deyip kullanmak ne derece uygun efendim? Yani isim olarak bir şey demiyoruz ama şu anda falanca bitkiyi falan veya çünkü ilaç olarak da satılıyor. Satılıyor. İşte ekinezle ihtiva eden bitkiler var mesela, birçokları. Evet. Bunların müspet menfi taraflarını yani dikkatli kullanmak gerekmez mi bunlar efendim? Şimdi çocuklarda tabii klasik olarak biz dengeli beslenme tabii ki söylüyoruz. Vitamin desteğinin yeterli yapılmasını söylüyoruz. Vitaminler arasında D vitamini özellikle. D vitamini eksikliğinde enfeksiyonlara eğilim artabiliyor. D vitaminine dikkat edin diyoruz ailelere. A, C ve E vitaminlerine ikinci planda önem arz ediyoruz ki onların eksikliği çok nadir görülüyor. Çinko belki söylenebilir. Fakat bu erişkinlerde çok sözü edilen Q10 gibi, ekinezya gibi işte antioksidanlar, likopenler, şunlar bunlar. Çocuklarda yapılmış çalışmalar yok. Bir tek belki yaban mersininin idrar yolu enfeksiyonundan koruduğu şeklinde çalışmalar var. Bunun dışında bizim söylediğimiz dengeli beslenme ne kadar güzel ve vitamin desteği güzel olsun. Bunun için de işte özellikle D vitaminini söylüyoruz. Ülkemiz bir güneş ülkesi olmasına rağmen kış aylarında D vitaminin belli düzeyin üzerinde olması lazım. 30'ların üzerinde olması lazım ki enfeksiyonlara maruziyet az olsun. Söylediğimiz şu, renkli sebze ve meyveler yiyin. Renkli derken işte kırmızı turunçular içerisinde A vitamini var. C vitamini zaten eksikliği son derece zor olabilecek bir şey. Günde bir meyve yersek C vitamini ihtiyacımızı karşılıyoruz. Gene E vitamini öyle. Çinko içinde belki kuru yemişleri söyleyebiliriz. Yalnız dikkatli olmak lazım çocuklarda. Bir defa hangi kuru yemiş diyeceksek ceviz, fındık ve badem üçlüsü. Ve bunları 5 yaşından sonra ancak tane olarak vermek. Çünkü boğazına kaçabilir. 5 yaşın altında da öğütülmüş haliyle verilebilir. Onlara dikkat edin diyoruz. Başka bir özel mucize gıda çocuklarda yok diyebilirim. Çok teşekkür ederiz efendim. Aysel Hanım hattımıza varmış, kendisini alalım. Aysel Hanım hoş geldiniz. Alo. Dinliyoruz efendim, siz buyurun. İyi günler, ben bir şey soracaktım. Tabii. Benim oğlum 1 yaşında ve sürekli enfeksiyon alıyor. Yani hiçbir şey yok. Kan testleri yaptılar bir sürü ama gene de geçmiyor. Sürekli oluyor. 15 günde bir tekrarlıyor. Efendim ölçüleri nasıl çocuğunuzun? Büyüme gelişmesi nasıl? 10,5 kilo 85 santim. Evet. 1 yaşında dedik değil mi efendim? 16 aylık şimdi, tam 16 peki, aylık. Peki. Çok çok teşekkür ederim efendim. Hocam sorunuz var mı kendisine? Şimdi Aysel Hanım, bir de enfeksiyonları tanımlamak lazım. Benim çocuğum çok sık enfeksiyon geçirdiği belki zaman acaba? Ne tür enfeksiyon geçiyor acaba? Boğaz enfeksiyonu, açıklanıyor, geçiriyoruz. Hep aynı şey, boğaz enfeksiyonu diyorlar. Gene boğaz dediğimiz zamandan bademcikleri mi acaba iltihabı yapıyor yoksa gene total boğaz mı yapıyor? Sonra bu enfeksiyona... Farenjit diyorlar. Farenjit diyorlar. Evet. Ateş oluyor mu? Ateş yani çok olmuyor. Mesela 38 oluyor ya da 39 oluyor en fazla. Zaten hemen götürüyorum. Şimdi... Her gün olmuyor da ilk oluyor. İlk gün oluyor. Mesela götürdüğüm gün oluyor. Çocuğum çok sık hastalanıyor denilen grupta. Belli bir oranda alerjik hastalıklar var. Alerjik çocuklarda olabiliyor bu. Ve gittikçe de artıyor efendim bu sıkıntı. Enler artıyor. Bir de İstanbul'un böyle çok yoğun evle dolmuş olması, nüfusunun artmış olması ile alerjik hastalıklarda da bir artış var. Alerji dışında enfeksiyonu iyi tanımlamak lazım. Yani enfeksiyon derken irinli enfeksiyonlar önemli. Mesela kulağa akıyor böyle. Yahut boğazı bademcikleri iltihap yapıyor. 3-4 gün yüksek ateş yapıyor. Yahut zatüreye geçiriyor. İdrar yolu enfeksiyonu. Bunlara biz
Gerçek enfeksiyon diyoruz. Diğerleri viral enfeksiyonlar yahut da alerjik reaksiyonlar diyelim. Yani tekrarlayan üst solunum enfeksiyonu şeklinde gelen alerjik bulgular daha değişik şekilde yorumlanması lazım. Sizin çok sık hastalanın dediğiniz çocuğunuzun bir çocuk hekimi tarafından değerlendirilmesi lazım her şeyden önce. Bu çok sık geçirdiği olayın adının konması lazım. O çok önemli. Adı konduktan sonra kolayı var. Alerji ise onun özel tedbirleri var. Çok rahatlayacaktır. Gerçekten enfeksiyon geçiriyorsa yani lökosit sayılarıyla ilgili yahut lökosit fonksiyonlarıyla ilgili o zaman tabii bir immünoloji veya hematoloji merkezinde değerlendirilecektir. Ama benim anladığım kadarıyla daha çok alerjik tür reaksiyonlar geçiriyor çocuğunuz. Efendim zaten izleyicimiz sağ olsun. Hani 16 aylık çocukları için 10,5 kiloya 85 santim diye ölçüyorlar. Boyu da gayet iyi. 2 yaşındaki çocuktan bile daha bile fazla. Kilosu da ideal. Bir de efendim siz çok daha iyi biliyorsunuz. Hani büyüme gelişmeyi etkiler değil mi efendim? Bağışıklık sistemini bozan hastalıklar, ciddi hastalıklar. Mutlaka. Büyüme gelişmeyi. Çünkü çok güzel bahsettiniz. Kulakta akıntı, akciğer enfeksiyonu gibi ağır enfeksiyonlar. Ama sağlıklı çocuklarda hani normal şartlarda bağışıklık sistemimizin çalışması için birazcık da tatbikat da yapması gerekiyor. Ufak tefek hastalıklar yakalanması gerekiyor. Yılda 5-8 defa. Birçok hocamız da aynı şeyi söylüyor. Yani kitaplarda o şekilde geçiyor. Hani genellikle o kadar bir enfeksiyon da olması beklenebilir. Beklenir. Ama basit enfeksiyonlar izleyicimizin bahsettiği gibi. Çok... O dediğiniz olay mesela çocuk ilk defa yuvaya gittiği sene çok olur. Evet, evet. Çocuk 3 sene, 4 sene evde. Tabii korunma altında. Kısmen korunma altındadır. Az insanla temas ediyor. Yuvaya gittiği sene, bir önceki seneye nazaran en az 7 misli fazla enfeksiyon geçirir. Bunlar hep üst solunum yolu enfeksiyonlarıdır. Benim tabirimle bunlar hepsi antrenman maçları. Kesinlikle. Yani antrenman maçları geçiriyor. Daha sonra daha kuvvetlisine hazırlanıyor. Vücut direnci giderek artıyor. Normalde efendim bir de ben tekrar dönmek istiyorum. D vitamini çok güzel bahsettiniz. Soru geldiği için dönmek zorunda kaldık. Hatta sizin çok güzel bir tabiriniz var. Sanki D vitamini C vitamininden daha. Herkes C vitamini çok önce tutuyor. Evet. Ama D vitamini ile yapılmış çok güzel bilimsel çalışmalar var. Gerçekten. D vitamininin bağışıklığı için çok gerekli oldu. Zaten vücutta birikim de yaptığı için depolanabilecek bir vitamin. Herhalde yazın biraz güneş alırsak kışın faydası olur mu efendim? Çok faydası olur. Zaten öyle bir geleneksel efsane de vardır. Evet. İşte bu yazlığa gittik, bol bol denize girdi. Bu kış çok hastalanmadılar. Böyle bir şehir efsanesi de var. Gerçekten de doğrudur. Hep C vitamini ön plana çıkmıştır ama C vitamini almak çok kolay. Yani bir fincan meyve suyu içtiğimiz zaman günlük C vitamini ihtiyacımızı karşılıyoruz ki bir meyvedir karşılığı. Bir elma, bir armut, bir mandalina bunlar rahatlıkla karşılıyor. Halbuki D vitamini alabilmemiz için mutlaka ya ağızdan almamız ya da güneşten almamız lazım. Diyeceksiniz biz güneş ülkesiyiz zaten ama güneşe çıkmıyorsanız gene kıymeti yok. Yani camdan güneşe görünürseniz kıymeti yok. Doğrudan temas edilmesi lazım. Cildinizin doğrudan temas etmesi lazım. Bir de az önce çok güzel söylediniz, depolanabilir özelliği var. Yazın depo edip kışın kullanmak gibi özelliği var ama kışın biraz ağızdan almakta da yarar var. 400 ünite mesela öneriyor Dünya Beslenme ve Endokrin Dernekleri Teşkilatı. Kış ayları boyunca 400 ünite D vitamini. Hatta şimdi 600'e çıkaralım Dozu biraz arttırma çalışmaları var. Son derece güzel bir vitamin, D vitamini ve güneşten yararlanmak lazım. Çok eski bir söz, güneş giren eve doktor girmez. Doğru söylüyorsun. Bazı atasözleri yıllar içerisinde böyle şekillenmiş, gelişmiş bir gerçeği yansıtıyorlar. Efendim bir hattımızda izleyicimiz varmış Ayşe Hanım. Ayşe Hanım hoş geldiniz, dinliyoruz sizi, buyurun. Beklettik biraz. Hoş bulduk Şükrü Bey, günaydın. Günaydın efendim, buyurun. Hocamıza benim bir sorum olacaktı. Buyurun. Hocam benim 7 yaşında bir kızım var. Kızım ICP hastası 1 yıldan beri. Fakat kızımın değerleri, vitamin değerleri güzel. Hemogramları da güzel, sadece trombositleri düşüyor. Bunu atlatabilir miyiz hocam? Ben bu konu hakkında bilgi istiyorum sizden. Sorunuz var mı efendim? Evet. Trombosit değerleri ne kadar? Hocam trombosit değerleri 2000'e kadar düşüyor. Şimdi ITP dediğimiz ya da biz ITP Türkçe okunuşuyla. Hattan alınmış hastamız, izleyicimiz. Hastalık ne yazık ki belli oranda kronikleşen. İşte %10 oranında kronikleşiyor. Sanıyorum Ayşe Hanım'ın kızı da kronik gruptan bir tanesi. Kronik ITP grubunda da işte
önce bir tedavisiz izlem dediğimiz grup var. Onun için trombosit sayısını sordum. 20 bin altına düşüyorsa, hatta 10 bin altına düşüyorsa kanama riski var. O zaman tedavi de verilmesi lazım. Tedavi yöntemleri de değişik. Tabii. Her hastada değişiyor. Herhalde bir hematoloji merkezinde değerlendirilmesi lazım. Bunlar içerisinde splenektomiden tutun da yeni yeni ilaçlar var. Erişkin çağa ne kadarı yansır derseniz %1-2'si erişkine kadar devam edebiliyor ne yazık ki. Yani ama tedavi edemediğimiz çok küçük bir grup var. Bence çok sevindirici bir bilgi efendim bu. Evet. Erişkine sadece %1-2 evet. bir kısım geçebiliyor. O da şu an diyorsunuz ki yeni geliştirilen çok güzel ilaçlarımız evet. var. Evet. Dalağın alınma durumu söz konusu olabilir. Olabilir. O da belli bir oranda onu yapıyoruz. Belli oranda yeni ilaçlar var işte onları uyguluyoruz. Ama %90'ı ITP'lerin geçer. Hatta büyük bir kısmı tedavisiz geçer. Öyle bir hastalıktır. O zaman biraz moral vermiş olduk. Güzel evet. oldu. Evet. Efendim bir attığımızda izleyicimiz var. Hatice Hanım dinliyoruz efendim sizi. Buyurun hoş geldiniz. Oğlum 2 yaşından itibaren bezi var sol tarafında. 5 yaşında havale geçirdi. Bu nezle grip olduğu zamanlar daha fazla şişiyor. Nezle grip olmadı mı kayboluyor. Doktorlar da hiçbir teşhis koymadı. Gerek yok dediler. Efendim çok teşekkür ederim. Hocam, muhtemelen enfeksiyon kökenli bir bezeyle karşı karşıyayız. Çünkü gidip kayboluyorsa öyle güzel. Olması lazım. Çok nadiren hani keseciklerden biri olabilir. Hep aynı yerden yükseliyorsa o gözle de bakmakta yarar var. Ama zararsız bir şey korkmasın. Geçmiş olsun diyoruz izleyicimize de. Gerçekten de eğer beze çok güzel bahsettiğiniz o 2 hafta meselesi. Evet. Hani 2 hafta 4 hafta isterseniz tekrarlayabilirsiniz. 2 hafta çok... içinde giderek büyüyorsa 4 hafta içinde hiç küçülmemişse 8 hafta içinde de kaybolmamışsa önemlidir. O zaman bir hekim kontrolünde değerlendirilmesi lazım. Son izleyicimizde olduğu gibi de enfeksiyonlar sırasında ortaya çıkıyor ve arkasından sonra kayboluyor. Gayet güzel söylüyor zaten. İstersen 3 sene işte 2 yaş 5 evet. yaş arası diye uzun sürdüğü için endişe etmişler ama gayet güzel normal seyrini tamamlıyor. Yani o arada bağışıklık sistemimiz çok güzel çalışıyor. Mücadelesini evet. yapıp tekrar eski haline evet, dönüyor diyebiliriz. Evet o çok önemli. Efendim normal şartlarda bir de aşıları bahsetmek isterdim. Aşılarla alakalı son birkaç dakikamız gerçi bitmek üzere süremiz ama aşılarla ilgili insanlık için çok büyük adım diye düşünüyorum şahsen ben kendim ama. En büyük keşiflerden bir tanesi 20. yüzyılın, hatta biraz öne geliyor, 20. yüzyılın önüne geliyor. Bağışıklık sistemini çok güzel uyaran ilaçlar mı diyelim efendim bunlara, nasıl diyeyim? Şimdi bunlar özel eğitim veriyoruz hücrelerimize. Mikrobun orijinali geldiğinde nasıl savaşacağını biliyor. Mesela kızamık aşısını örnek alalım. Kızamık virüsünün terbiyeli halini. Atenüye dediğimiz halini veriyoruz. Vücudumuzun hücreleri onu öğreniyorlar. Sonra bunların bazıları belleğe yatıyorlar. Bellek hücre dediğimiz. Kızamık virüsü tekrar girdiği zaman hemen gelip kızamık virüsünü alıp yok ediyorlar. Mesela bizler hiç olmuyoruz. Çocuk hekimleri biz hastalığı görmemize rağmen. Hatta kızamıklı hastanın yanında biz korunmayız da çünkü bağışıklığımız var diye. Halbuki geçirmemiş biri hemen alır. Biz de virüsü alırız ama bizim hücrelerimiz onu elimine ederler. İnanılmaz bir şey tabii aşıyla bir hastalıktan korunma. Keşke her şeyin aşısı olsaydı. Hani diyabetin, şişmanlığın, tansiyonun, yani bizim sorunlarımız olan sorunların da aşısı olsaydı yaptırsaydık. Bazen zaman zaman aşı yaptırmam veya yaptırmadım diye şeyler duyuyoruz. İnanılmak mümkün değil. Yani bir insanın bu kadar şeye, imkan varken... evet, bir ormana işte ne bileyim ben vahşi hayvanda ormana silahsız girmesi gibi bir şey. Hani alın beni yiyin der gibi yani mikroplara. Şu anda aşısı olabilen hastalıkların hepsinin aşısının zamanında yapılması lazım. Hatta inşallah bunlar yakın zamanda sayısı ikiye artan. Katlanacak. Bizi tehdit eden her hastalığa karşı hastalık aşı gelişecek ve aşılarımız olarak uzun yaşayacağız. Yani öyle düşünmek lazım. Aşı olmamayı düşünemiyorum bile. Tabii bazı özel kontraindikasyon durumları tabii onu zaten ki. Yapan kişiler bilir. Bunun dışında herkes aşı olmalı. Canlı aşılar için efendim, bağışıklık sistemi evet. yetersiz çalışanlar için mesela canlı aşıları yapan uzmanlar onları bilirler. Tabii ki. Koruya koruya işte sakına sakına gene büyük bir kısmına yapıyoruz. Onun için aşı var dendiği zaman çocukları alıp aşıya götürsünler, hiç korkmasınlar. Peki efendim, çok çok teşekkür ediyorum. Yönetmenimiz uyarıyor. Çok sağ olun, ağzınıza sağlık. Efendim hocamız Profesör Doktor Ömer Devecioğlu'na çok teşekkür ediyoruz verdiği güzel bilgiler için. Efendim yarın sabah da
psikiyatrist Nevzat Tarhan hocamızla birlikte bir özel misafirimiz olacak. Boşanmış anne baba çocuklarının yaşadıklarını konuşacağız ve bunlara nasıl anne baba olarak nasıl davranılması gerektiği konusunda bilgiler vereceğiz. Sorularınızı cevaplandıracağız efendim. Yarın sabah tekrar görüşmek üzere efendim. Şimdilik hoşça kalın.